Renklenen sanat hayatının içindeyiz. İstanbul Bienali. 16.sı yapılan Bienal'in mekanlarından, alanlarından birindeyiz. Pera Müzesi önündeyiz. İlk gün, ilk günün hareketliliği içinde müzeye giriyoruz. Fatih Balcı, ne bu? Buna güncel sanat performansı diyorlar. Güncel sanatın böyle birçok etkinlik alanları var. Enstalasyonlar, efendime söyleyeyim, video artlar, dijital baskılar, bir de performanslar var. Bunu isimlendirebilirsek bir güncel sanat performansı. Siz daha önce Çanakkale'den yürüdünüz. Evet, Çanakkale'den yürüdük. Bienale... Su getirdiniz. Evet, o zaman Bienal'in teması tuzlu suydu. Çanakkale'de de bir tuzlu suyumuz olduğu için, deniz suyumuz olduğu için Bienal'in teması deniz ve kültürle ilgili bir çerçevesi vardı o kapsamda. İstanbul'la Çanakkale'nin birbirinden kopamayacağını düşünerek getirmiştik. Fakat o yürüyüş 10 gün sürdü. 10 gün boyunca yollardaydık. İki şişe suyla ve İstanbul Modern Bakargiev kuratörü onu kabul etmişti ve İstanbul Modern'de sergilenmişti o şişeler. Biz de çektik ve yayınladık. Evet. Onun amacı sanatçı olarak görünür olmanın zorluğunu, sembolik bir ifadesi de o. Yürüyüş aracılığıyla o zorluğu ifade etmiştik. Bu şeyimiz, performansımız ise bu Bienal'in temasına uygun olarak çevre sorunlarına, plastik sorununa vurgu yapan bir şey, bir çalışma. Bu çalışmanın amacı nedir derseniz, yani nereden çıktı derseniz, metinde de belirtiyorum. Çocukluğumda gördüğüm bir deli vardı. İzmir'de büyüdüm ben. Orada böyle bir poşetli bir deli vardı. Bütün gün yollarda poşetlerle gezerdi. Ondan esinlendim. Ve bugün baktığım zaman anlamlı gözüküyor. Sorumuz şu etkinlikte. Acaba ben mi deliyim yoksa dünya bunları üreterek dünya mı daha deli? Gibi bir delilik nedir gibi soruların kapsamında, çerçevesinde bir güncel sanat performansı. Peki 7. kıta için bu tema için ne diyeceksiniz? 7. kıta burada şimdi okyanusların dibinde birikmiş olan çok büyük, devasa boyutlu, hatta bir kıta büyüklüğüne gelmiş çöp dağları var, plastik dağları var. 7. kıta oraya bir vurgu. Bu 7. kıta insanlığın başında çok büyük bir problem olarak karşımda, önümüzdeki süreçte duruyor. Ben aslında bu şeyi 20-25 yıldır biz vurguluyoruz, bu plastik sorunu çevremize, kendimizden gençlere sürekli bunu anlatmaya çalışıyoruz. 20-25 yılda bu sorun nasıl büyüyerek, göz ardı edildiği için büyüyerek geliştiğini gördük. Bu noktaya geldik, bir delirme noktası. Biz buna kitlesel bir delilik diyoruz. Metinde de belirttiğimiz gibi kendi şeyimizde, kitlesel delilikler görünmezdir. Çünkü herkes birbirine benzer ama bireysel delilikler görünür. Çünkü bir diğerine benzemezsiniz, görünür hale gelirsiniz. Biz kitlesel deliliğin görünür hale gelmesini istiyoruz. Ben sizinle Bienal'den sonra da boyutlu başka bir program yapmak istiyorum. Memnuniyetle, elbette. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.